21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Gıda Kontrol ve Mezbalar Şube Müdürlüğü tarafından Marmara Ereğlisi ilçemizde 4. Süt Şenliği gerçekleştirildi. Maskotlar, oyunlar, palyaçolar ve yarışmalarla eğlenen çocuklarımız ücretsiz dağıtılan tüm süt ve süt ürünlerini keyifle tüketirken alandan memnun ayrıldılar. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, çocuklarımızın sağlıklı beslenme ile ilgili olarak eğlenerek bilinçlendirilmesi konusundaki çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti. Merhabalar, afiyet olsun. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Web Televizyonu'ndan geliyoruz. Gördüğünüz üzere süt şenliğimiz var. Siz de sevimli çocuğunuzla gelmişsiniz maşallah. Nasıl faydalı buldunuz bu organizasyon hakkında? Düşüncelerinizi almak istiyorum. Güzel bir şey. Arada yapmak lazım böyle hem belediyenin organizasyonları için. Güzel oldu yani çocuklar için. Çocukların süt ve süt ürünlerini alışkanlığını arttırmak için, özendirmek için yapılmış bir organizasyon. Güzel bir şey yani. Ayran içiyor mu? Pek sevmez ama. Sevmez mi? Bakalım deneyelim. Oh, maşallah sana. Bize süt ve süt ürünlerinin faydalarını anlatıyor. Aynı zamanda çocuklara süt ve süt ürünlerini sevdiriyor. Çok eğlenceli bir organizasyon oldu. Bir tek Ereğli'den değil, Marmara bölgesinden katılım oldu. Tekrarlanmasını diliyoruz. Etkinlik hakkında biraz sizden bilgiler almak istiyorum. Tabii ki. Öncelikle etkinliğimize hoş geldiniz diyorum. Biz bu etkinliğimizi 2015 yılından beri düzenli olarak geleneksel hale getirdik. Amacımız çocuklara süt ve süt ürünlerinin tanıtımını ve ne kadar faydalı olduğunu anlatmak. Bu amaçla da 7'den 70'e daha doğrusu insanları bilgilendirmek. Bilgilendirirken aynı zamanda eğlendirmek. Çocuklar çünkü eğlenerek her şeyi öğreniyorlar, çok seviyorlar. Çok zengin bir etkinlik programımız var. Aynı zamanda çocuklarımıza bu konuyla ilgili ikramlarımız da var. Katılımın bu denli yüksek olduğunu gördüğümüzden dolayı da çok mutluyuz. Çok güzel oldu. Eğlendin mi? Evet. Eğlendin. Neler yaptın? Dondurma yedik. Şurada bir tane... Tatlı yedin mi? Tatlılardan? Yedik. Süt içtik. Güzel. Sen neler yaptın? Ben o dönen şeylerde boğaya bindim. Ondan sonra eğlendin süt mi? Puding. Evet, eğlendim. Puding yedim. Orada tatlı verdiler. Evet. Ondan sonra işte balon yüzümüzü boyattık. Çok ondan güzel. Sonra balon aldık. Çok güzel olmuşsunuz. Peki günlük hayatınızda sizler süt ürünlerini tüketiyor musunuz çocuklar? Ben gece yatarken annem sıcak süt yapıyor, öyle içiyoruz. Of, afiyet olsun. Sen ne yapıyorsun? Nasıl tüketiyorsun? Ben ballı süt içiyorum. Sabahta peynir yiyor musun? Evet. Ayran içer misin? Evet, onu çok severim. Süt için büyüyün. Peki o zaman sana bir tane muzlu süt veriyorum. Sana da bir tane çikolata alın, tamam mı? Hadi afiyet olsun bakalım. Süt içmelerini öneriyorum. Evet, süt en güzel besin kaynağı çünkü. Kesinlikle, aferin sana. Sen ne söylüyorsun? Sütler çok güzeldir. Yani sütleri içmeyen zarara girer, sağlıklı. Koladan falan daha yararlı. Asitli içecekler yerine değil mi? Böyle süt ve süt ürünü tüketmeleri daha faydalı. Ayran ve bak burada şimdi ben size birer tane vereyim. Bir tane muzlu, sana da bir tane muzlu süt. Afiyet olsun. Peki daha Büyükşehir Belediyesi Web TV'den geliyoruz. Bu organizasyonla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Faydalı bir organizasyon oldu mu sizce süt şenliği? Tabii çocuklar için faydalı bir organizasyon. Hem süt içmelerine sebep oluyor. Yanımızda yeni arkadaşlarımız var. Bakalım onların sütlerle arası ve süt ürünleriyle arası nasılmış? Mesela gece yatarken süt içer misiniz? Evet, gece yatarken bir bardak süt içerim. Aferin sana. Sen kahvaltıda mesela peynir tüketiyor musun? Evet. Tüketiyorsun. Aferin. Her gün kahvaltı yaparken süt içiyorum, bir de yatarken içiyorum. Aferin sana. Sizler neler söylemek istersiniz süt tüketmeyen arkadaşlarınıza? Bence süt çok faydalı da tüketmelisiniz. Evet. Sen ne diyorsun? Süt her gün için büyüyün. Aferin sana. Sen de şu anda galiba meyveli bir süt içiyorsun değil mi? Hadi bakalım. Kamerayı bir el sallayın.